Ne bu şimdi? Yine neyin peşindesin Kanat? Ekim'le ne işler karıştırıyorsunuz? Hayırdır Azizciğim? Uykunu kaçıran bir şey mi oldu? Ne arıyorsun sen burada? Geçmişin hayaletleri peşini bırakmıyor mu yoksa? Bilmem. Sen ne arıyorsan belki ben de onu arıyorumdur. Acaba peşimde hayalet falan yok. Hepimizin vardır Azizciğim. Karanlık bir geçmişi değil mi? Abimin eğlencesi buraya kadar gitmişti. İstanbul Kadıköy'de yaşayan Sedaka ailesiyle beraber kaldı. Evin balkonundan düşerek ciddi şekilde yaralandı. Polisin araştırmalarında eşyaların arasında bulunan günlüğünde yazılanlar akıllara genç kızın karşılıksız bir aşk yaşadığını getirdi. Bu durum olayın intihar şüphesini güçlendirirken polis bazı isimlerin bilgisine başvurdu. Ne istiyorsun benden? Hı? Neyin peşindesin sen? Bir şey bilmiyorsun benim hakkımda değil mi? Ama sendin. Umut'u bana gönderen sendin değil mi? Belki evet. Belki hayır. Bak kimse neyin peşindesin bilmiyorum ama... alakam olmayan şeylerle meşgul edip durma beni. İnan bana bulaşmak istemezsin. Bedim karıştı şu an. Ne yapacaksın? Abin gibi dövüşecek misin benimle? Biz ailede iş bölüşmesini çoktan yaptık. O görevi Kanat üstlendi. Ama senin kim olduğunu bulacağım. Ve buldum da. Anladın mı? Göreceğiz. Delireceğim Melisa ya. Şunu yapana bir... Şu kızın bu evde olmasına bir türlü alışamadım. Gel. Kızlar. Oo kızlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Burada olduğunuzu bilmiyordum. Selam. Merhaba. Bu dolabı çeviren her kimse... kızlar da bunu göndermiş. İnternetten çıkarmış. Ne? Aynen öyle. Üf, resmen saçmalık. Hallerimizin kulağına giderse nasıl bir açıklama yapacağız? Kızlar ben gerçekten çok bunaldım. Yani bütün gece aynı şeyi konuşup durduk zaten. Bir de Ozan'ın huzurunda tekrarlamayalım ya. Yani bana sorarsanız ya bu basit bir eşek şakası... ya da biri boşatıp dolu tutmaya çalışıyor kızlar. Olabilir. Ama önemli olan bu mesajı hepimize göndermiş olması. Ya resmen bu gruba yapılan bir saldırı ya. Sana gönderdim peki? Garip ama hayır göndermedi. Oo. Kızlar. Hoş geldiniz. Benim sizin geleceğinizden haberim yoktu. Ne yapıyordunuz? Ben yukarıda ders çalışırken eğleniyor muydunuz burada? Ne eğlencesi Leyla? Gelen mesajları konuşuyoruz. Senin bir bilgin var mı? Çok pardon. Ne mesajı tam olarak? Naz'a birisi çok fena sarkıntılık ediyormuş. Evet, evet. Biz de toplanıp kim olduğunu öğrenmeye çalışıyorduk. Yani hepiniz bu saatte bunun için mi toplandınız buraya? Ama Leyla bir görsen mesajları o kadar terbiyesizce ki. Bir de üstüne okuldan biri yazdıklarından öyle anlaşılıyor. Tabii yani. Annem bana çok kızacak. Kim yaptı bunu? Bu çocuğun anası babası kim? Kim yaptı bunu? Böyle terbiyesiz bir çocuğun anası babası kim ayıp ya?